Arkadaşlar merhaba. Bugün sondan başa doğru gideceğiz. Bugün elimizde Mersin'in Anamur ilçesinde bir kampçının yıllardır deposunda kalmış Amerikalı bir turistin onları zamanda getirip hediye ettiği Coleman 523 model Amerikan askerlerinin, sıhhiyecilerinin öyle diyelim, 2. Dünya Savaşı'nda kullanmış olduğu bir sahra ocağı elimize geçti. Bu ocağın amacı dezenfektan, ameliyat malzemelerini dezenfekte etmek veya bu tip işlerde kullanmakmış amacı. Şöyle yanında 2 adet kullanım kılavuzu geldi arkadaşlar. Kullanım kılavuzları aynı zaten. Hemen üstündekileri ufak tefek bildiğimiz kadarıyla tercüme edelim. Şöyle yazıyor. Savaş Departmanı var. Departman Mayıs 1945 yazıyor arkadaşlar, şöyle görünüyorsa. Gasoline Store and gaz ocağı ve gaz jeneratörü gibi bir şey yazıyor. Burada Savaş Departmanı'nın bu ocağı vermiş olduğu seri numarası TM8-615. Savaş Departmanı teknik kılavuzu yazmış. Teknik servis kılavuzu yazmış ocakla ilgili. Hemen şöyle bir kullanım kılavuzuna da baktığımız zaman çok güzel bir kullanım kılavuzu hazırlamışlar arkadaşlar, çil çil. Yani anladığımız kadarıyla size hemen anlatalım. Bu tip ocaklar arkadaşlar, yani askeriye o dönem askere kendisi için temin ettiği ocakların modellerini ve sistemlerini paylaşmış. Bunun kullanıcıları yol göstermesi açısından. Şu an bizim elimizdeki şu ikili ocak arkadaşlar, görüldüğü gibi. Kutusu, ocak, ocağın arkasındaki o panel, rüzgar paneli. Tabii bu tip ocakların gene birkaç modeli daha var. Şöyle bir hızlı hızlı geçersek. Şurada bunun dörtlü modeli varmış arkadaşlar. Şu an Dr. Coleman dedikleri bu tekli modelleri de var arkadaşlar. Bu tekli de şurada yanma bölümü var. Yanma bölümünden şuradaki tank ısıtıyor. Bizde şu anki ikili modeli. Yine bu ocakların çalışma prensipleri arkadaşlar. İşte hava pompası, hava pompasının içindeki mekanizmanın nereye gideceği filan. Üçlü mekanizma olduğu zaman, pardon, üçlü mekanizma değilmiş bu. Ha, bu normal. Şurada şu vananın açma kapatma vanasının nasıl çalıştığını anlatıyor. Vana tamamen sıkıldığı zaman şuradaki valve sistemini aşağıya doğru itiyor dedi. İtiyormuş bakın. Yakıtı kontrol ediyormuş. Vanayı biraz açtığımız zaman şuradaki siboplu mekanizma diyelim ona. Çünkü sibop bir nevi o. O biraz yukarıya geliyormuş şu uçtan dolayı. Yakıt fuel kontrol, yani biraz yakıt akıyor diyor. Tamamen açtığımızda ise valve sistem geri geliyor. Bu sibop yukarıya doğru çıkıyor ve yakıt yukarıya doğru taşıyor demiş. Burada ise Coleman'larda alışkın olduğumuz bu deponun içine şuradan giren bir boru vardır arkadaşlar. Bu borunun üzerinde hava deliği vardır, bir de yakıt deliği vardır. Şunu da onu göstermiş. Şurada mantığını anlatmış. Hava deliği şurada, yakıt deliği burada. Diyor ki basınçlı hava buradan dıştan gelecek diyor. Geçecek ve burada yakıtı da tutarak kendini yukarıya doğru çıkacak diyor. Yani basınçlı havanın yukarıya doğru çekme kuvvetini kullanmışlar arkadaşlar. Coleman'ın zaten standardı o. Diğerlerinde ise aynı mantıkla, bakın şurada pompa. Pompanın ucundaki bir boru var. Bu boru yukarıdaki boşluğa havayı basıyor. Hani pompaladığınız zaman yakıtı benzinin içine havayı pompalıyorsunuz gibi hissedersiniz ama alakası yoktur aslında. Yakıtı pompanın en ucundaki küçük bir ince bir pipet boruyla ta yukarıya pompalar aslında. Öyle bir sistem var arkadaşlar Coleman'ları. Şöyle biraz daha ilerletelim. Daha sonra burada ne var? İğne mekanizmasının çalışma mantığını anlatıyor arkadaşlar. Burada yanma kafasından nasıl yandığını, oksijeni nereden aldığını, nereye püskürttüğünü, işte nereye püskürtüp nereden oksijen bağlanarak, bakın şuradan oksijeni bağlıyor, yakıt püskürttüğü yerde çarpma bölümüne çarpıyor. Buradan yanma olayı gerçekleşiyor falan. Onları anlatmış. Burada da işte yine Dr. Coleman o küçük tekli olanın kullanım kılavuzunu anlatmış. Bir de böyle teknik nerede kullanıldığı, işte pompanın bakımı, ömrü vesaire, o tip bilgiler verilmiş. Yani bu
Savaş Departmanı'nın Mayıs 1945'te hazırladığı kullanım talimatnamesi genelde o dönem sağlıkçıların, sıhhiyecilerin kullandığı birkaç model ocağın bakım ve onarımı ile ilgili teknik bilgiler veren iki tane kılavuz vardı arkadaşlar. Dediğimiz gibi sondan başa doğru geçeceğiz şimdi. Hemen ocağı tanıtalım. Arkadaşlar ocak bu şekilde 4 adet ayağı var arkadaşlar. Bu ayaklar istediğimiz şekilde kapanıp açılabiliyor. Arkada şöyle yanmaz, alevin sönmemesi için rüzgarı kesen bir panel var. Bu paneller tırnaklı arkadaşlar. Şurada sağ ve sola tırnakları var. Ve birbirlerine geçip, yani şöyle ortada bir ray sistemi var. Birbirlerine geçip katlanıp çantanın içine girebiliyor. Bunun rengi normalde şöyle teneke rengiydi. Biraz paslanmaya yüz tutmuştu. Ben o yüzden boyadım kendi imkanlarımızla. Biraz daha böyle daha iyi oldu. Şöyle hemen sökelim o paneli arkadaşlar. Her iki taraftan söktük. Bakın ittiriyoruz. Geçti. Birbirlerinin üstüne geçiyorlar. Bu şekilde kapanıyor arkadaşlar. Şöyle küçücük bir şey oluyor. Kutunun içine girebiliyor. Bunu kutuya bırakalım. Hemen ocağa geçelim. Arkadaşlar ocakta çift brülör sistemi var. Yaklaşık 2 litreye yakın, 1,5-2 litreye yakın deposu var. Benzin deposu var. Bu gazolinle de yanıyor. Mazotla da yanıyor. Ama daha ön ısıtmaya önem vermek lazım bu tip şeylerde. Hemen ocağı şöyle gösterecek olursak, şurada bir yakıtın girdiği depo var. Depo kapağı var. Bunu açtığımız zaman depoyu, yakıtı buraya dolduruyoruz. Yarım depo yakıt şu şekilde dursa, kapak açık olsa bile dökülmüyor. İçerisinde girintili çıkıntılı depo bölümü var. O yüzden yakıtı geriye vermiyor. Havayı da tutuyor bir nevi. Bu tarafına gelecek olursak burada pompa mekanizması var. Kolemanın standart pompa mekanizması, kitlenen mekanizma. Şurada delik var, yine hava deliği. Pompalama sistemi aynı. Şu şekilde. Sonra kilitliyoruz. Koleman da standart özellik. Ayaklara gelecek olursak modüler bir ayak yapmışlar arkadaşlar. Hareketli. Hangi tarafta kullanmak istiyorsanız o bölüme doğru hafif yukarıya ayağı kaldırarak bakın dizayn edebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ayrıca bu ayak mekanizması ve üst mekanizmasının amacı, şöyle onu da gösterelim. Askeri malzeme dezenfekte ederken tencere veya dezenfekte edecek kap aramamak üzere kendi taşıma kabını dezenfekte kabı olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanılıyor. Üstüne konuluyor, suyu konuluyor. İçine işte ameliyat makası, iğnesi vesairesi konup kaynatılarak dezenfekte ediliyor o dönem. Ocağa hemen şöyle bakalım. Yine önünde Koleman yazıyor. 523 yazıyor arkadaşlar. Burada USA yazıyor. Yani Amerikan malı olduğu yazıyor. Şöyle bir elimizi yıkalım. Evet. Diğer kullanım talimatnameleri var arkadaşlar. Sağında ve solunda. 2 adet jeneratör açma kapatma vanası var. 2 adet jeneratör var. Jeneratörün şurada ispirto kopları var arkadaşlar. Ön ısıtma için. Biliyorsunuz bu tip ocaklar ön ısıtmalı ocaktır. Şurada iğne mekanizmaları var. Her ikisinde var. Bu iğnenin amacı memeyi temizlemek ve tekrardan geri yerine geçirmesi. Yanma bölümlerine şöyle bakın. Jeneratör üstünde Rus ocaklarında ve diğer kolomanların bazı modellerine karşılaştığımız yanma kafaları standartları. Şöyle bir evdeki ocak üstleri gibi şöyle bir ızgaralı bölüm yapmışlar arkadaşlar. Bununla ilgili anlatacağım. Şöyle yedek parçaları var arkadaşlar bu ocakların. Şöyle tersini çevirelim. Şurada 2 adet alüminyum tüp koymuşlar arkadaşlar. Böyle tüpleri bir çıkartalım. Sıkı sıkı oturuyor tüpler burada. Bu iki tüpün birisi bir jeneratöre ait, diğeri diğer jeneratöre ait arkadaşlar. 2 adet jeneratör için 2 adet yedek konulmuş. Bunun içeriğiyle bunun içeriği aynı. Hemen birinin içeriğini göstereyim size. Şöyle açalım hemen. Evet. Alüminyum tüpü arkadaşlar. Güçlü, sağlam bir tüp. Her bir jeneratör için bir meme, bir de şunun üstündeki meme olmak üzere 2 meme. Bir iğne içinde var. Bir iğne şurada var. 2 iğne. Şöyle 2 iğne. 1, 2, 3 ve bir tane de içinde olmak üzere 4 tane de süzgeç var arkadaşlar. Yani bir de salmastara conta var. Bu salmastara contanın şurada vanının rekor bölümü var. Sıktığımız bölüm şurada.
o bölümün orada kaçırma yaparsa üçüncü jointuna değişme zamanı gelmiştir. Bunun için bu grafit malzemeden sıkıştırarak yapılan bir jointta. Zaten en çok hata yapılan yer bu. Bunu kapatmak için oraya teflon bant veya başka şey sarıyorlar veya ne bileyim sıvı jointa falan koyuyorlar. Bu hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Salmaster olayı çok farklı bir olay. Buharda, sıcakta vesaire de sıkışan bir malzeme. Onun dışında her bir jeneratör için şu kadar yedeğimiz var. Onları gösterdik. Bir, iki tane iğne. İki iğnenin birisi takımın üzerinde şöyle jeneratör. Jeneratörün üstünde memesi. Şöyle göstereyim. Jeneratör. Jeneratörün üstünde memesi. Jeneratörün içinde iğnesi ve burada iğne. Jeneratörün içinde bir tane filtre ve 3 filtre de burada. Yani toplam 2 meme, 2 iğne, 1 jeneratör, 1 salmaster jointa ve 4 adet filtre geliyor arkadaşlar yanında. Bunların. Şöyle kutuya koyalım düzenlice. Bu yedek parçaları, yedek malzemeleri arkadaşlar ocağın altında. Gayet de sağlam bir yere konulmuş. Yani bunun kaybolma ihtimali yok veya düşme ihtimali yok. Şöyle sıkı sıkı oturuyor. Kapağı da çıkma ihtimali yok çünkü kapak kapak arkadaşlar sıkı sıkıya geldiği için burada sağ ve sol tutuyor bunları. Başka ne var? Ha, gösterebileceğimiz şöyle bir anahtarı var arkadaşlar. Sökme, açma sökme anahtarı var. Muhtelif vidalarını sökmek için şöyle bir anahtar konulmuş. Toplayalım arkadaşlar. Sondan başa doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Ocağın ayakları bu şekilde arkadaşlar kapanıyor. Şöyle. Yukarı hafif çektiğiniz zaman kapanıp normal haline dönüyor. Şöyle metal bir kutu hazırlanmış arkadaşlar. Bunu taşımak için kullanım kılavuzunu alta geliyor. Metal kasasına böyle koyuyoruz. Kasayı koyduktan sonra şu panel var arkadaşlar. O rüzgar panelini dedim ya, modüler böyle bir hareketli bir malzemeden yapılmış. İçine geçiyor. Ve bu şekilde kapanıyor. Şu kapağında arkadaşlar Amerikan ordusunun bu sağlıkçılarının bir sembolü var. US yazıyor arkadaşlar. Ortasında yılanın asaya sarılmış yılan şeyi var arkadaşlar. Kanatlı pek görünmeyebilir. Ancak resimlerde paylaştım ben. Bununla ilgili resimlerde oradan görürsünüz. Bu üst kapak arkadaşlar paslanmaz galvaniz çelik. Ağır. Alt bölümü ise alüminyum. Bu şekilde kapatıyoruz. Kapattıktan sonra şurada kilitlenme mekanizmaları var arkadaşlar. Bakın basıyoruz. Kilitledik. Şunu da basıyoruz. Kilitledik. Şöyle. Bu şekilde çanta oluyor arkadaşlar. 5,5 kilo ağırlığında arkadaşlar bu ocak toplamda. Boyut olarak ise yaklaşık 38 santim, 37,5 santim, 38 santim uzunluk. Yaklaşık 23 santim genişlik. Pardon, evet genişlik. 11,5 santim eni var arkadaşlar. Çok büyük bir yer kaplamıyor. Dediğim gibi sadece çok üst kapağı çelik arkadaşlar. Çok sağlam. Kutusu çok sağlam. Yani bana bu kargoyla gelirken de herhangi bir şey koyma ihtiyacı bile hissetmemişler. Direktman böyle gönderilmiş. Zaten böyle de bir şey olmadı. Hem alt tarafı çok sağlam hem üst tarafı çok sağlam hem de ocak da sağlam. Bu şekilde bir ocak arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış gerçek bir antika diyelim ona. Savaş için kullanılmış, hazırlanmış bir ocak. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ocağı yakmadım çünkü ocak sıfır olduğu için de yakmak istemedim. Herkese iyi günler.